Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve iPhone 14 Pro test masama ulaştığı kılıfıyla beraber kutusunu açacağız. İlk izlenimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. 13 Pro ile aslında kıyaslayacağız kağıt üstü özellikleriyle. Tabii ki bir incelemesi gelecek ama ondan önce o kutu açma heyecanını sizlere aktarmak istiyorum açıkçası. Benim de heyecanlandığım telefonlardan bir tanesi. Çünkü ben 13 Pro Max kullanıcısıydım ve getirdiği özellikleri, yenilikleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 13 Pro maalesef yok elimde ama kutusundan şöyle bir kıyaslamaya başlayalım. 14 ailesinde telefonun önünü görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Dynamic Island'ı göstermek için bu tercihi yapmışlar. Çünkü 13 ailesinde de ProRes'i çok ön plana çıkarmışlardı. Telefon arkasını ve kameralarını vurgulamışlardı. Kılıf kutusunda ise herhangi bir değişiklik yok. Şimdi lafı uzatmadan kutusunu açmaya başlayalım. Kutusunu açmadan önce şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Daha önceki deneyimlerime dayanarak bunu söylüyorum. Apple'ın kılıfları bir diğer markanın uygun fiyatlı kılıflarından çok daha kaliteli. Evet, fiyatlarını tartışırız sabaha kadar. Ama özellikle kalıp kalitesi, sonrasında tuşların bulunduğu bölgedeki çizgiler, hatlar yani burada o tür şeyler yok. Kalıp birebir, kesim birebir. Tabii ki bu kaliteli aksesuar üreticisi, kılıf üreticisi yok anlamına gelmiyor kesinlikle. Bunu yanlış değerlendirmemek lazım. Hafif sert malzemeden üstü kauçuk elde gayet güzel bir şekilde tutunuyor. Kamera çıkıntısı var arkadaşlar kameraları koruması için. İçerisi kadife telefonun arka yüzüne herhangi bir zarar vermeyecektir. Ve gelelim kutuya. Bu iPhone 14 Pro 1TB'lık versiyonu. Kalınlığı sizlere bir şeyler anlatmıştır diye düşünüyorum. Evet içerisinde adaptör yok. Şöyle yırtıyoruz. Aman açıkçası güzel yırtamadım. Hiç tatmin etmedi. Bunu güzel yırtabilirsek sevinirim. Evet. Ve telefonun kendisi bizi karşılıyor. Şöyle hemen elimize alalım. Evet siyah oturaklı gözüküyor sevgili arkadaşlar. Profesyonel bir görünüm kazandırmış. Çoğusunun da hoşuna gidecektir diye düşünüyorum ama ben e, Sierra Blue 13 Pro Max kullanıcısı olarak gerçekten bu rengi aradım. Yani şu güzel, şık bir yandan da eğlenceli renk benim çok hoşuma gidiyordu. Neden iPhone 14 ailesinde, Pro ailesinde 4 renk seçeneği var bilmiyorum. Ve neden Sierra Blue yok onu da bilmiyorum. Keşke olsaydı. Bu arada bunun kenarındaki arkadaşlar bir kılıftır. Şöyle bumper. Orijinal bir şey değil. AliExpress'ten önündeki jelatini çıkaralım paslanmaz çelik kasa gerçekten hoş bir hissiyat veriyor. Alüminyuma göre çok daha oturaklı, çok daha soğuk bir hissiyat açıkçası. Siyah olunca parmak izini gösterme konusunda birazcık daha gizleyici diyebilirim. En azından Sierra Blue rengine göre. Ben bir 13 Pro Max kullanıcısı olarak benim elim için 13 Pro Max'in çok uygun olmadığını söyleyebilirim. 13 Pro benim elime daha uygun bir telefonda açıkçası. Ama bu telefonda batarya süresi olarak bana ciddi avantaj sağlaması. Sonrasında ekran boyutu dolayısıyla işte bir yolculuk yapacağınız zaman havalimanında rötar olduğunda dizi film açıp izlemek istediğinizde daha büyük ekran daha keyifli bir izlenme deneyimi sunduğundan Kullanmaya devam etmiştim ama şimdi 14 Pro gelince dedim ki işte bu benim elime oturan telefon. Bu arada kutunun içerisinden bir tane tipçeden C'den Lightning'e kablo çıkıyor şu şekilde. Evet boyut olarak 13 Pro ile karşılaştırdığımızda aslında bu telefon 14 Pro 0.2 mm daha kalın. 7.7 mm idi 13 Pro. 14 Pro ise 7.9 mm. Sadece 2 gram daha ağır 13 Pro'ya göre. 13 Pro 204 gramdı. 14 Pro 206 gram. Tabii ki bunlar fark edilecek arada hani farklar değiller açıkçası. En azından benim görüşüm bu yönde. Şurada bir tane sim yuvası görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya Burak işte Apple bu sene özellikle eSIM'den bahsetti. Neden hala yuva var? Aslında Amerika'daki versiyonda arkadaşlar bu yuva yok. İki tane eSIM çalıştırabiliyorsunuz üzerinde aktif olarak. Ülkemizde satılan versiyonda ise bir tane fiziksel bir tane e-sim şeklinde. Çin'de satılan versiyonda iki tane fiziksel sim yuvası var. Elimde verdiği hissiyat aslına bakarsanız 13 Pro ve Pro Max'ten pek de farklı değil. Çünkü kullanılan malzemeler oldukça benzişiyor. Sadece birleştirilmeleri tarafında önemli farklar oluşuyor. Tamam pastanmaz çelik e, malzeme burada arkasında cam malzemeyi görüyorsunuz. Bu cam malzeme sevgili arkadaşlar artık tek başına değiştirilebiliyor. Buradaki cam kırıldığında 13 Pro, Pro Max bu telefonlarda gövdenin tamamını değiştiriyordu Apple. Ama 14 ile beraber tamir edilebilirlik arttırılmış ve bu sayede sadece bu kısımdaki camı daha uygun bir maliyetle değiştirebilmeniz mümkün oluyor iPhone 14 lansmanında Apple'ın özellikle vurguladığı bir konu vardı. O da acil SOS. Arkadaşlar bu telefonu uyduya tuttuğunuzda düzgün bir şekilde tutmanız gerekiyor. Telefon sizi yönlendiriyor ama Acil SOS yollayabiliyorsunuz. Yan düğmeyi ve ses düğmelerinden birine basılı tutun demiş. Aynı zamanda trafik kazası algılama özelliğine sahip. Bunu birkaç YouTuber hemen denedi arkadaşlar ve çalışıyor. Tabii ki Allah göstermesin ama böyle bir durumda trafik kazası anında hemen acil servisleri arkadaşlar telefon arayabiliyor. Önce çok şiddetli bir ses çıkarıyor. Bundan sonra da acil servisleri aramaya başlıyor. Ve uydu üzerinden acil SOS arkadaşlar ülkemizde ne zaman aktif olur aktif olur mu o konuda açıkçası benim de pek bir bilgim yok. Apple tarafı da kesin bir şey söyleyemiyor. Tabii ki buradaki regülasyonlar ve birçok formalitelerden geçtikten sonra karşımıza çıkacak bir özellik olacaktır. Karşımızda oldukça cici bir ekran var. 13 Pro ile karşılaştırdığımızda 13 Pro'nun arkadaşlar ekran kasa oranı %86 idi. Burada ise %87 ekran kasa oranı ile karşılaşıyoruz. Bunu açıkçası kağıt üstü verilerden hani görmeseniz fark edemeyebilirsiniz. Yani çerçeveler yine oldukça ince. Buradaki ekran Super Retina XDR OLED. Ama başında LTPO 2 var. Ve en önemli kısmı da aslında bu. Çünkü Display Engine ile beraber bu ekran arkadaşlar kullanılmadığında yani böyle sabit bir görselde 1 Hz'de çalışıyor. Bu da enerji tüketimini oldukça düşürüyor. Bir diğer güzel özelliği ise 13 Pro'daki ekran 1000 nite kadar çıkıyordu. HBM modunda yani High Brightness modunda 1200 nite kadar çıkabiliyordu. 14 Pro ise arkadaşlar 1000 nit civarlarında seyrediyor ve HBM modunda High Brightness modunda 2000 nite kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu da güneş altındaki kullanımlarda farkını hissettirecek. Mini ailesinin devam etmesini isterdim ama orada da batarya tarafındaki endişelerini Piselerimden dolayı ben 13 Pro Max kullanmaya karar vermiştim ama 13 Pro ve 14 Pro 6.1 inç ile çok daha kullanışlı ya ekranın her yerine böyle hakim olabilmeliyim ben Always On Display hemen göstereceğim ne demek oluyor bu sürekli açık ekran biz bunu başka telefonlarda Amiral Gemisi telefonlarda orta segment telefonlarda zaten görüyorduk en sonunda Apple iPhone 14 ailesiyle beraber bize bunu sundu ve en iyi şekilde sundu diyebilirim neden çünkü şu ana kadar hiç görmediğim kadar büyük bir alanda aslında görsel görüntülüyorsunuz. Normalde saati görürsünüz, işte tarihi görürsünüz, bildirimleri görürsünüz always on display'li telefonlarda. Burada ekranın tamamı çalışıyor ve parlaklığı da oldukça yüksek. Apple bu always on display'in batarya süresine etkisini keskin hatlarla anlatmadı. Yani şu kadar etki ediyor, şu kadar daha az gidecek bataryanız şeklinde bir anlatımları olmadı. Tabii ki bunu incelemesinde anlatır, irdeleriz ama yani gerçekten bayağı görünür bir ekran var burada. Mesela saat görüntüleyebilirsiniz. Şurada yeni bir tanesini ekleyelim. Gayet eğlenceli şeyler var. Bakayım imajı. Burada bir tane araç takımı da ekleyebilirim. Hava durumu ile alakalı hemen bir araç ekledim. Aslında bu Apple Watch'taki infografik modülere benziyor. Burada bir tane etkinlik ekranı ekledim. Aynı zamanda borsa ile alakalı bilgi almak istiyorum ama biraz büyük geldi. Bunun yerine bunu değiştirdim. Ve eklemiş oldum. Saatin fontunu yazısını değiştirebilirim. Şu daha hoşuma gitti. Rengini değiştirelim. Daha cici. Aa, beyaz görünür oldu şimdi. Burada ekranı kapadığımda yine görseli görüyorum. Aynı zamanda yazıları çok canlı bir şekilde görüyorum. Bu Always On Display olmamalı. Always On Display için bu çok parlak ya. Bakın yani şu anda ekran devreye girdi. Yoksa gerçekten Hayli parlak. iPhone 14 ailesinde ciddi bir donanımsal ayrılık da söz konusu. 13 ailesinde aslında düz 13 ile beraber Pro'lara baktığımızda GPU çekirdeği farkı oluşmaktaydı. Ama 14 ailesiyle beraber Pro ile düz versiyon arasında artık yonga tamamen farkı var. Düz versiyonda Bionic A15 yongası var. Evet geçen seneki iPhone 3'te kullanılan yonganın aynısı. Ama Pro versiyonlara geldiğimizde 14 Pro ve Pro Max'te Bionic A16 yongasını görüyoruz. Bionic A5 5 nanometreydi bu arkadaşlar A16 4 nanometre. İkisi de aslında 6 çekirdekli ama çekirdek isimleri ve hızları da değişmiş açıkçası. İki tane performanslı 3.2 GHz'de çalışan avalan çekirdeği vardı mesela Bionic A15'te. Artık A16 ile beraber iki tane 3.4 GHz civarlarında çalışan Everest çekirdeğini görüyoruz. Eskiden 4 tane 1.8 GHz civarlarında çalışan Blizzard çekirdeği vardı. Bunlar enerji verimliliği çekirdeklerdi. Şimdi Bionic A16 ile beraber 2 GHz civarlarında çalışan Southwood çekirdeklerini görüyoruz. GPU tarafında yine 5 çekirdekli işte GPU biriminden bahsedilmiş ama Hani bunun spesifik detaylarına henüz ulaşabilmiş değiliz açıkçası. Apple'da çok açık etmiyor bazı şeyleri. Ve geliyoruz kameralara sevgili arkadaşlar. Burada geniş açı kamerasını görmekteyiz. Ana kameraya geliyoruz. 48 megapiksellik. Bir önceki nesille karşılaştırdığımızda aslında fark çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ve 12 megapikseli biz arkadaşlar senelerdir kullanıyoruz. 6S'den beri yani Yaklaşık 7 senedir biz 12 megapiksellik kameraları görüyoruz iPhone ailesinde. Sonunda bu değişti. Teknik detaylara indiğimizde mesela 13 Pro ile karşılaştıralım. 12 megapiksellik 1 bölü 1.7 inçlik bir sensör vardı aslında. 1.9 mikrometre piksellerden oluşuyordu. F1.5 F1. diyafram açıklığı ile beraber geliyordu. Burada 14 Pro'da 48 megapiksellik bir kamera var. F1.8 diyafram açıklığına sahip. 1 bölü 1.28 inçlik bir sensör var. Sensör çok daha büyük artık. Ama 1.22 mikrometrelik piksellere sahip aslında. Bu bir dezavantaj gibi gözükebilir. Orada da aslında piyasada uzun zamandır bildiğimiz piksel binning teknolojisinden faydalanıyor. Ve 4 pikseli 1 piksele topluyor, Yani 4 pikselin verisini, ışığını tek bir pikselde toplayabilme özelliğine sahip olmuş oluyor. Biz bunu daha önce görüyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Apple'ın yeni entegre ettiği teknolojilerden bir tanesi yeni sensörle beraber. Geniş açı kamerası ve telefoto kamerası ise arkadaşlar yine 12 megapiksellik kameralar. Bunların diyafram açıklıklarında ufak tefek değişiklikler var. Ama temel olarak aslında 3 kameranın yaptığı görev aynı ama çözünürlük farkı ve teknik detayda ciddi algoritmalar artık işliyor. Şöyle bir şey de var. Geniş açı kamerası ana kameraya geçiyorsunuz ve burada 2x'i görmektesiniz. Aslında 48 megapiksellik çekim içerisinden 12 megapiksellik yine bir fotoğraf alabilmenizi sağlıyor. 3 de arkadaşlar. 3x zaten e, telefoto kamerasına geçmiş oluyorsunuz. Filmik Pro kullanan birisiyim ben açıkçası. Şu 13 Pro ile beraber görmüş olduğunuz bu telefondur. 13 Pro Max. Ben bu telefonla arkadaşlar İnceleme videolarının detaylarını çekiyorum. Kugo G2 Pro elektrikli scooter incelemesinde dışarıdaki detay çekimlerini ben bu telefonla yaptım ve kimse de çıkıp demedi ki ya kardeş senin ilk kullandığın kamerayla işte kamera karşısında olduğun kamerayla sonra kullandığın çekimdeki kamera aynı değil gibi. Kimse demedi, kimse demedi ve aradaki kalite farkı kesinlikle anlaşılmıyor. Profesyonel bir kamerayla Benzer sonuçları alabiliyorsunuz. Ben içerik üreticiyim ve benim için kamera çok çok önemli bir role sahip. Peki 13 Pro ve 14 Pro'nun ön kamerasıyla hani çekim yaptığımda çok fark görecek miyim? çok fark görmeyeceksiniz. Ama renk algılama anlamında, kimyası anlamında birazcık daha başarılı 14 Pro. Ön kamera artık biraz daha iyi. Özellikle de otofokus sayesinde. Batarya tarafında değişiklik var. Aslında 13 Pro'da 3090 miliamperlik bir batarya bulunmaktaydı. Ve 23 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyordu arkadaşlar. 14 Pro'yu henüz test etme fırsatım olmadı ama 3200 mAh'lik bir bataryadan söz ediliyor ve işte 30 dakikada %50'si şarj edilebiliyor şeklinde yapılın. E, belirttiği bir değer var. MagSafe var. Qi şarj var arkadaşlar. Qi şarj 7.5 Watt'a kadar destekli. MagSafe ile beraber 15 Watt'a kadar destekli. Ki ben artık hani 13 Pro Max'imi yatmadan önce şarj etmek istediğimde kesinlikle MagSafe ile beraber şarj ediyordum. Onun ömrüne çok bir etkisi var mı diye soracak olursanız onu da göstereyim. Sürekli hızlı şarj adaptörü kullandım ve MagSafe ile beraber yatmadan önce şarj etmek istediğimde de şarj ettim. %93 arkadaşlar. Bir senede %7 batarya sağlığı düşmüş. Ve Dynamic Island. Bizim çentik olarak bildiğimiz bu kayıp alanı Apple faydalı bir yere dönüştürdü. Bildirim takip edebilirsiniz. Timer açtığınızda timer takip edebilirsiniz. İşte Spotify sonrasında Apple Müzik açtığınızda e, çaldığınız, oynattığınız parçanın albüm kapağını görebilirsiniz. Bunun gibi birçok özelliğe sahip aslında uygulama geliştiricilerin bu kısımdan, bu bölgeden ne kadar faydalanacağı ile alakalı olarak daha kullanışlı hale de gelebilir. Şu anki haliyle de oldukça güzel. Kapatılabilen bir şey değil. Zaten kapatmakta istemeyeceksiniz. Bu arada 14 Pro'nun e, kamerası ve mikrofon üzerinden sizlere seslendim. O testi de yapmış olalım. Şimdi de beni 13 Pro Max üzerinden görüyorsunuz, dinliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu dinamik kaynıkla alakalı bir yorumum olacak. Şöyle bir yorum. Aslında bu bir adacık. Arkasında hemen ekranı tekrar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla video içeriği tüketirken eski tip yani 13 Pro Max'te gördüğümüz çentik arkasında ekran görünmediğinden bir süreden sonra o kısmı unutmanız, gözünüzün algılamaması daha kolay oluyor. Ama dinamik Island'da de ekranı devamında tekrar gördüğünüzde o ada sonrasında Birazcık daha alışma süreci gerektiriyor bence Evet böylelikle sizlerle beraber iPhone 14 Pro'nun kutusunu açmış olduk arkadaşlar Detaylı bir inceleme videosu gelecek sitemizde ve YouTube kanalımızda olacak bilginiz olsun 14 Pro'yu merak edenler kanalımıza abone olsunlar sitemizi de takip alsınlar arkadaşlar Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın